Merhaba, 2014 model 161 bin kilometrede satılık bir karavanı tanıtacağım bugün sizlere. 3 adet güneş paneli var, 2 adet 100 amper aküsü var, 4 metre tentesi, otomatik açılan basamağı, lastikleri iyi durumda, aracın dıştan bir kazası yok, ufak tefek çizikleri var sadece. Dilerseniz önce bir dışını göstereyim, sonra içine geçelim. Araç minibüsten dönüşüm. 2 adet sağ tarafta sürgülü camı var. Dış aydınlatması var. Dış duşu, dış suyu, dış elektriği var. Bagaj kısmı bu şekilde. Dış duşu görüyorsunuz. Sıcaklı soğuklu. Geri görüş kamerası. Bu tarafta ise Truma boiler su ısıtıcısının egzoz çıkışını görüyorsunuz. Burada da iki tane açılabilir pencere var. Şimdi iç kısma doğru geçelim. İçeriye geçerken otomatik açılan basamak ve sineklikler karşılıyor bizi. Burada tam boy sineklikler var. Girişte hemen genişleyen mutfak tezgahı var. Ön şoför koltuğu ve yan ikili koltuk dönebiliyor. Döndüğü zaman burada geniş bir oturma alanı yaratılıyor. Burada da ekstra bir tabure ya da sandalye konularak burada geniş bir sohbet, muhabbet, yemek alanı ortaya çıkmış oluyor. Bu şekilde. Mutfak tezgahına dikkatli baktığımız zaman Ken marka ocak ikili. Hemen yanda evyemizi gör. Evye, musluk. Bu şekilde bir baharatlık uygulaması yapılmış. Teyp var. Teypin avantajı durduğumuz zaman da kullanabileceğimiz yaşam aküsüne bağlı. Yukarılarda ambiyans aydınlatmaları var. Dolaplar bombeli gördüğünüz gibi. Eberspire 2000'lik ısıtıcı var. Isıtıcı burada. Oturma grubunun altında. Bunlar sandıklı arkadaşlar. Buralarda. Çekmeceler hepsi basça kilitli, amortisörlü. Şu şekilde. Kontrol kısmı burada. Burada bir heki var. ...12 volt iki kapılı buzdolabı var. Banyo, tuvalet. Macerator büyük taş tuvalet var. Lambamızı açalım, biraz daha aydınlık olsun. Burada aynalı bir dolabımız var. Şöyle ben de merhaba diyeyim, selam vereyim sizlere. Macerator büyük taş tuvalet. Taharet musluklu. Geniş bir banyo alanı var. Yani şu an rahat bir banyo alanıyla karşınızdayız. Havalandırması var, çift yönlü. Yani içeri ve dışarı havayı verebilir. Yatak kısmına geçerken burada çok büyük bir su deposu var. 300 litre. Deponun göstergesini görüyorsunuz. Burada yukarı çıkmayı rahatlatmak için bir basamak var. Altı, içi sandıklı. Burada elbise dolabı var. Hemen altında eşya dolabı. Geniş bir yatak. Bu iki cam açılmıyor. Sadece gölgelikleri var. Yandaki camlar açılıyor. Sineklik ve gölgelikleri var. Ses sistemin hoparlörleri var. Ayrıca yukarıda bir heki mevcut. Yatağın ölçüsünü soranlar içinse ölçtüm tekrardan. 182 santim geliyor buradan oraya kadar. Genişliği ise 126. Yerde spor salonlarında kullanılan bu malzemenin ismi neydi? İşte bilmiyorum onun adını. Sudan etkilenmiyor. Evet, sudan. Hafiften kaydırmıyor. Evet. Güzel. Hani rengi değişir tabii, tercih meselesi ama burada yeşil ile sarı arasında bir ton kullanılmış. Alacalı. Onun üzerine de bu şu an serdiğiniz malzeme ne? Bu da
otobüsler için kullanılan bir plastik malzeme. Güzel. Rahat temizleniyor. Rahat temizleniyor. Bir de çizilmiyor. Ayakkabı hani çivili bir şeyle ya da taşlı bir ayakkabıyla girdiğinde ötekini bozabilir gene de diye. Nereden alabilir almak isteyenler? Bunu Bostancı Sanayi'nin orada kumaş ve şey bu gibi malzemeleri satan toptancılar var. Tamam, güzel. Her videoda bir bilgi de vermiş olalım. Herkes almak için izlemiyor. Bazıları fikir sahibi olmak için izliyor. Şu yatak olma kısmını bazen soruyorsunuz. Bazen işte aracı böyle görüp işte ya bu kadar mı? Üçüncü kişi, dördüncü kişi nerede yatacak diye sorular geliyor. Şimdi bugün sizin için burayı yatağa da dönüştüreceğiz arkadaşlar. Burada bu masa öncelikle çıkabiliyor arkadaşlar. Masanın açılışını gösterelim mi? Tabii ki. Şimdi bu ayak arkadaşlar şuradan çektiğiniz zaman o pin boşa düşüyor. Bunlar da raf ayağıdır. Oradan çıkartıp diğerine takıyorsunuz. Şu an oturdu. Çok tam oturmadı. Şu minderleri de üstüne koyuyoruz. Bu minderler de üzerine gelince burası yatak oluyor. Burayı da ölçüp bilgi verelim. Şimdi bu şekilde yatak oldu. 2 metreye kadar. Buradan diğer uca kadar 2 metre. Genişlikte yaklaşık 80 santim. 78. 2 santim hata olur. Bu şekilde yatak olabiliyor arkadaşlar. Üçüncü kişi de böyle yatıyor. Sorusu olanlar, karavanı görmek isteyenler bizimle iletişime geçebilir. Fiyat 985 bin TL. Arkadaşlar şu an 2023 yılındayız. Kasım ayına giriş yapıyoruz. Yani bunu baz alarak değerlendirin. Bazen videoyu 2-3 yıl sonra izleyip buna kadar uygun karavanmış, gelsek alabilir miyiz diye soranlar oluyor. Yok yani o dönemindir. Büyük ihtimalle satılmıştır. Renk uyumundan da bir bahsedeyim. Sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Yani yeşil, krem ve yer yer açık griler güzel bir uyum sağlamış. Yukarı doğru koyu gri ve üst taraftaki açık gri bu tay tüyü. Bu şey durduğuna bakmayın. Böyle şey yaptığınız zaman rengi aynı olur. Ama parmağınız değerse tabii orada izmiş gibi görünür. Güzel bir uyum sağlamış. Ayrıca kalışlarınız için burada büyük boy bir perde var. Bu perdeyi de açıp bu rayları kullanarak kapattığınız zaman içeride mahremiyeti sağlıyorsunuz. Aklımıza gelen özellikler bunlar. Gelmeyen özellikler de vardır. Dediğim gibi bir karavan almadan önce muhakkak gelip gezmeniz, görmeniz lazım. Yoksa fotoğraftan, videodan belli bir noktaya kadar bilgi alabilirsiniz. Belli bir noktaya kadar buradaki durumu size yansıtabiliriz. Şöyle aracın dışını da göstererek videoyu tamamlıyorum. Ha bu arada basamak şöyle çalışıyor arkadaşlar. İki seçeneğiniz var. Ya otomatiktir basamak. Ya da buradan düğme ile aç kapa yaparsınız. Düğme ile kapattığınız zaman kapalıdır. Artık kapı kapansa da açılsa da bir şey değişmez. Ama açtığınız zaman tabii ki böyle unutulmaz. Buradaki kapı kapandığı zaman buraya gelir. Kapı kapanınca da basamak kapanacaktır. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Güvenlik kamerası sistemi mi vardı yoksa giderken dört tarafı göreceğimiz bir kamera sistemi mi var? Üç tarafı göreceğiz kamera. Üç tarafı. Var. Bir şu tekerleğin olduğu yeri kaldırmada kadar yanaştığınız. Burası mesela. Arkadaşlar. Evet. Bir tane şurada bir kameramız var. Ön tarafta tamponu olduğu gibi gösteren. Çok güzel. Şurada arkadaşlar kamera. Bir de arkada tepe kamerası var. Güzel. Zaten sol tarafı şoför kendisi görebiliyor. Aracın içi de bu şekilde. Bahsettiğim kameraları bu ekrandan görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi araç gayet şoför kısmı temiz. Yerimiz İstanbul Sancaktepe'de.
karavan severleri bekleriz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.